Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda görmüş olduğunuz, kendine en iyi arkadaşım olduğunu iddia eden şahısla birlikte birbirimize sorular soracağız. Bakalım en fazla soruyu kim bilecek? Yarışmaya başlamadan önce... Dezenfektan. Abi bu... Ya senin de... Başlarını çıkartmış yine ya. Önce... Baştan. Tamam. Önce sağlık. Yok ya. Getir ellerini. Buralarımı da sık. Konuk sensin. Önce soruları sen sor bakalım. İddialı mısın? Çok. Ay kalemim. Soruyorum. İlk soruyla başlayalım. En sevdiğin ünlü oyuncu. Senin en sevdiğin ünlü oyuncu. Bunu bilmezsen öl geber de. Kopya çekme tamam mı? Ben hazırım. Hadi be ya. 3, 2, 1. Türkan Şoray mı? Oha! Kim? Mehmet Günsür. O kim o? Nereden tanıyorum Mehmet Gülsür'ü? Cahille muhabbeti kesmeliyim. Cahille muhabbeti kesmeliyim gerizekalı. Mehmet Gülsür. Çok da severim, pek de severim. O zaman ikinci soruya geçelim. 1-0. İkinci soruyla başlayalım. Beslediğim en garip hayvan. Beslediğin en garip hayvan. Aklıma bir şey geldi ama. Tamam mı? 1, 2, 3. Kurbağa. Doğru mu? Ne? Doğru. Nasıl? Tamam desene o zaman. Üçüncü sorudan devam edelim. Yolla gelsin. Neyi sorayım? En sevdiğim Türk filmi. Sen Türk filmi seviyor musun? İki tane seviyorum. İki tane seviyorum. Hatta birinin posteri odamda böyle kocaman mesela. İkisinden tamam. Beni bilirsen de okey. Tamam. Ben tamam. Ben ikincisini de izliyorum, hangisini okey. Tamam. İkisinden birini bilirsen sayalım. Ne yazıyorsun abi? Filmi baştan yazıyor. 3, 2, 1. Hababam sınıfı. Ne? Değil. Ne? Babam ve oğlum ya da aşk tesadüfleri sever. Çok güzel gidiyoruz, korkma. Gitme. Ne kadar iyi tanıyormuşsun. Vallahi gözlerim yaşardı be. Tamam bak, dördüncü soruyu bileceğim. Dördüncü soruyu bileceğim. Yolla gelsin. Bunu bil. Bunu mutlaka. Tamam, bileceğim. En sevmediğim renk. Tamam bak. Ben burada iddialıyım, bilirim. Bunu bilmeyen de ne bileyim yani. Tamam mı? Tamam. 1, 2, 3. Pembe. Doğru mu? Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rica ederim. Reis. Geç. Beşinci sorudayız değil mi? Ne bileyim, okumuyorum. Yu. Beşinci soru gelsin. Küçükken yanlışlıkla yediğim böcek. Sen ne pis bir insan mı ya? Böcek mi yedin sen? Yanlışlıkla. Tamam. Bunu biliyor musun bilmiyorum. Genelde evde ne böcekler olur ki? Tamam. 1, 2. Kara Fatma. Evet. Bildin mi? Evet. Zeytin sanıp yemişim bahçede. Her evde. Allah'tan keçi şeyini zeytin sanmadım. Niye sen küçükken bir şey yemedin ya? Hayır.
Ya pis miyim ya? Pislikle ne alakası var? Bahçede İnsan oturuyormuşum. Niye ya? Hayır, bahçede oturuyormuşum ve önümde zeytin benzeri bir şey var ve zeytini çok seviyorum o dönemler. Ve bu böcek. Hala seviyor musun zeytin? Bir zahmet sevme. O böcekten sonra sevemedim. Altıncı soru, gönder gelsin. Nerede benim dezenfektanım? Sıkıyorum şu an. Köle ne var, köle ne? Neye alerjim var? Senin neye alerjin var? Neye alerjim var? Yani o şeyi, bu bir yiyecek, o şeyi yediğimde vücudum neye reaksiyon gösteriyor? Neye reaksiyon gösteriyor? Evet. Bunu bilirsin ya. Yine iki tane yazıyorum, hangisini bilirsen. 3, 2, 1. Havuç. Hayır. Ne? Peynir ya da zeytin. Lan zeytin. Kanka tuzlu olan her şeye alerjim var. Ve en çok bunlarda tepki gösterir vücudum. Hapşırık kızını öğrenmiş oldum. Sorayım bir tane daha. Ya hadi sor, bir tane daha sor. Çok ısrar etmeyeyim ben, sorayım bir tane daha. Eyvah. Gönder gelsin. İçtiğinde hoşlandım. Sabahları olmazsa olmazım. Bunu çok sabahları kolay, yapamıyorsam tamam, gün içinde tamam. Mutlaka yapıyorum. Tamam. Yazamadım. Ben yazmayı unutmuşum. Ben hazırım. Bir, iki, üç. Kahve içmek. Evet. Bildim be ya. Sevineyim buna da artık. Sade kahve yazsaydı keşke. Kahve aynı şey be ya. İşte sade kahve, şekerli kahve. Şeker kullanmıyorum tatlım. O iyi. Var mı başka soru? Sormalı mı? Varsa sor. Yoksa ben geçeyim benim. Kanka bende soru çok. De hadi bir tane daha sor. De hadi bir tane daha sor. Dur. Bunu da bileceğim. Sıkıntı yok. Kanka bu soru geçmişimle alakalı bir soru ama bunu sende de denedim. Denek miyim lan ben? Ne denedim? Neyse sor, belki aklımda tamam. Olur. Küçükken ilk mukatın neydi ve kaç yaşlarındaydın? Yani ne yaptım karşımda? Tamam lan, tamam, tamam. Psikopat ya. Tamam. Tamam. Hazır mı? Evet. Bir. Üç. İki. Bir. Arkadaşının eline kalem batırdı. Hayır, kafasına kalem batırdı. Lan bu ne psikopat kız. Oğlum hani eline batırmıştın. Kanka şöyle. Ben öyle hatırlıyorum. Ya doğru yaklaşım. Buradan Ahmet'e çok özür diliyorum. Hala çok yakın arkadaşlarımdan biridir. Kafası yerindeyse. İlkokul 2 ya da 3 sıra arkadaşımdı ve yanlış bir şey söyledi, onu hatırlıyorum. Ben de o sinirle kafasına kalem böyle batırdım. Sonra annesi falan geldi, müdür geldi. İlk vukuatım oydu, ilk disiplinim. Şimdi seni tebrik mi etmem lan? Hayır. Işık saçan altın portakalı. Hayır, senin de bu. Neyse tamam, soruların bittiyse. Bunu bildin değil mi sen? Evet, bildim. Yok. Ama eline dedim, ben eline kafasınaydı. Sayılıyor mu? Bu neyin kafası? Neyse soruların bittiyse kendi sorularımı tamam. Geçeceğim şimdi. Geç. Hadi bağlı. Kendime %1500 güveniyorum. Hafızam çok iyidir. Deyip hiçbir şeyi bilemiyormuşum. İlk soruyu soruyorum. Sor. Haydi sor, sor. Ben pek zorlamayacağım bununki gibi. Öyle hani kolay sorulardan başlayacağım. En çok hangi tür müzik dinlerim? Hangi tür müzikleri dinlerim? Komiksin be. Bu söylediklerin de... İki tane yazacağım, bir tanesini bilirsen kabul edeceğim. Söylediklerin de şey değil mi? Ne? Normalde söylüyorsun ya. Hani. Metroda gidiyoruz, şarkı söylüyorsun. O tarz şeyler mi? Abi hangisini dinliyorum? Tamam. Bil işte ha, bana iki, ne? İki tane yazacağım. Tamam, sen bir tane yaz. Ha, iki tane yazacağım. Tamam, yaz abi, yaz. Ya
Çaplığa yazın bakma. 3, 2, 1. Türkü ve Türkçe rap. Türkü ve rap. Aa, iş abi de. Neyse bunlar kolay. Ya sen ne sandın beni? Bunlar kolay kolay. Kolay. Lisede metroda şarkı söylerdi, türkü söylerdi. Hatırlıyor musun? Bir kere 30 lira para vermiştim. Abi ne oldu biliyor musun? Para toplamaya başladı ben şarkı söylerken. Biz hayır, metrodan indik, şarkıyı bitirdik. O hala devam ediyor. Şey diyorum ben ya. Para toplamaya da devam etseydim ben. Sen yoksa niye toplayayım? Ben menajeriyim arkadaşlar, bana parayı verebilirsiniz. İkinci soruya geçiyorum. Hazırsan. Yine sıradan bu soru. En sevdiğim yemek. Yani yiyecek. Ne? Bunun tek bir cevabı var. Hazır mısın? Evet. 3, 2, 1. Tabii ki de et. Cağ kebabı. Tamam bunu da sayarım, o da et. Sayarsın çünkü çok seviyorsun. Erzurum'da çünkü. 25. Tamam hadi ya, cağ kebabı da olur. Çünkü o da bir et. Etlerin kralı hem de. Komik de gülsene. Keyifli. Diğer soruya geçiyorum. Bıktı. Sıkıldı. Beni en çok güldüren şey nedir? Bayağı güldürüyor ki kendi de güldü. Umarım bu değildir ya. Hazırım. Görüyor musun? Evet. 3, 2, 1. Kendi kahkaha. Ne yazdın? Yöneticili konuşuyoruz. Kendi kahkahasına yarım saat gülüyor. Harikayım ya. Mükemmelim. Keşke herkes... Bir gülüşüm, bir gülüşümü tutmuyor abi ya. Evet. Karışık yüklenmiş gülüşü. Dışarıda linç yok senin yüzünden. Kahkahan çok şey. Ayıplı kadın gibi. Diğer soruma geçiyorum. Evet. Tamam mı? Evet. Bana aldığın en son hediye neydi? Çok iddialı bir gülüş attı. Bakalım bilecek mi? Bir şey söyleyeyim mi? 10'da 10 arkadaşım, 10 numara çarım. Keşke herkes benim gibi dost olsa. Dur lan, çevirdim yanlışlıkla. Hazır mısın? Evet. 3, 2, 1. Tabii ki de boxer. İki tane. Bir leopar desenli, bir uzay desenli. Abi, şimdi benim doğum günlerim yazın sonlarında, Haziran'ın 29'u arkadaşlar. Rüfle diyelerinizi bekliyorum. Haziran'ın 29'unda doğum günü. Hep bilirsiniz yazın, yaz tatiline denk geliyor. Bunların doğum günü sürekli okul içinde olduğu için, okul içinde dedim, okul zamanları olduğu için hep bunların doğum günleri kutlanır. Diğer arkadaşlarım falan da doğum günlerini gider pasta masta alırız, hediyelerini alırız. Kutlarız. Benimki hep yaz tatiline geldiği için kimse kutlamıyor. Şerefsiz, en son doğum gününde botaniğe gittik ya. İşte onu anlatacağım. Bir defa doğum günüm kutlandı abi, tamam mı? Onda botanik parka gittik, Bursa'da olanlar bilir. Abi gittik, her neyse 4-5 arkadaşım, ulan dedim bu sefer hediye alacağım, tamam mı? Bir sürü kişi de. Neyse abi, pastamı getirdiler, önüme koydular, hediyeler kısmına geçtik pasta falan. Pasta almışız bak. İlk bunun hediyesini açtım, baktım ne olabilir? Tabii ki boxer. Başka ne alacak? Vizyonsuz. Neyse. Boxer almış, tamam koydum. Diğer arkadaşlarımdan şey yaptım. Diğer arkadaşlarımın hediyesini açtım. Baktım onlarınki de boxer. Neyse dedim, bu arkadaş da boxer almış herhalde. Diğer iki kişi hediyesini falan açtı. Abi onlar da boxer. Lan şaşırdım, niye böyle bir şey yaptınız? Berfin'le birlikte aldık. Lan vizyonsuzlar. Abi bir kişi boxer alıyor, diğer dört kişi niye boxer alıyor? Kafa ben yedim ya. Ben dedim ki ileride bu çocuk üniversiteye gidecek, don olmasın ya. Utansın mı arkadaşlarına? Bu arada boxer. Bravo, ben de öyle yazdım sana. Kanka sen... Kağıdımı çalmış hırsız. Hazırsan diğer evet, soruma geçiyorum. Çok sevdim. Yine kolay bir soru. En sevdiğim renk. Kanka niye bu kadar kolay sorun veriyorsun? Seni zorlamak istemedim şimdi.
Bilemezsin millete rezil olma diye. Ulan ismin bu, ismin. İsmin bu. 3, 2, 1. Tabii ki de siyah. Siyah bende yaşam tarzı. İsmi? Kara. Lakam. Kara. Millet bana kara kara diye diye ismimi unuttum ya. İsmi normalde Furkan. Kaçta kaç yaptın sen şu an? Ben full çektiğimi düşünüyorum. Full mu çekti? Full çektin değil mi? Arkada uyuyorlar. Bu nasıl bir moderatör? Tamam. Diğer soruya geçiyorum o zaman. Geç. Son soru. Tamam mı? Ödülüm olacak mı? Ödül ya. Her şeyi bildim. Son bir soru. Sor sana. Bana verdiğin en büyük zarar neydi? Kanka çok var. Çok var. Bana verdiğin en büyük zarar. Ben yazıyorum abi. Bir dakika, maddi mi manevi mi? Bana ya. Fiziken. Çok var. Bir tanesini yaz, tutturabilirsen. Artık sana şans vermeyeceğim. Bir tanesini bildim. Kanka benim için fark etmez, sana çok zarar verdiğin için. İkisini de yazıyorum. Hangisini şey... Hayır, bir tane. Ya hayır. Bir tane. Oğlum ikisini de yaptım sana. Ben birini, çok kötü. Canım acıdı da. Aklımdan hiç çıkmadı. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Koluma kalem sokmak. Soktu yani. Isırık izi ve çakmak izi yazdım. Ne? Ha, bunları da yaptı ama en pisi. Hatta izi bile duruyor. Aa, doğru. Kurşunu şurada duruyor. Abi, espri yapıyorum derste, tamam mı? Hiçbir şey yapmaz diye. Yani normal en yakın arkadaşım ya. Hani yakın arkadaşlarımdan biri ya. Espri yapıyorum, uğraşıyorum, döndü kalemi. Bir sapladı bana. Hiç de komik değil bu arada. Komik de. Canım yandı. O an komik de. Ama benden bir hatıra taşıyorsun. Çok evet. Güzel bir hatıra. Bence gayet. Kurşun taşıyorum ya şimdi kolumda. Gazi. Hepsini bildin mi sen? Bunu ben bilemedin. Ben hepsini bildim. Bunu bilemedin. Tamam, bunu çakmak izi yazmış. Abi çok pis zarar verdi bu bana ya. Ne pis bir kızsın ya. Git buradan. Kaç. Postlu bir kızım. Ben kaç tane soru bildim? Konuşamadım, nefesim yetmedi. Ben kaç tane soru bildim? Sen ölçmedin. Kaç? Bir tane mi, iki tane mi bildim? Galiba iki tane bildim. Kaç soru sordun? Neyse. Sen beni daha iyi tanıyormuşsun o zaman. Ne senden oğlum? Ama benim sorduğum sorular kolaydı. Yani beni sana rağmen. Bunu neyse. Zaten herkesin bilmesi gerek, anladın mı? Senin bir arkadaşının bu sorduğun soruların bilmesi gerek. En yakın arkadaşlar daha farklı şeyler biler. Biler. Evet arkadaşlar. Bir video. Arkada neler dönüyor ya? Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoların devamı için kanalıma abone olup, videoyu beğenip ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.